Bugün Sanayi Teknoloji, Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarının bütçelerini görüşüyoruz. Elbette tüm bakanlar bütçelerine meclisten destek isterler. Ancak bilimi dışlayan, bilime ve araştırmaya ayrılan miktarı kısan bir bütçeye, ayrıca diplomaside ciddi yenilgiler alan Türkiye hariciye geleneğinin aksine diplomasideki denge unsurunu göz ardı ederek pek çok felakete bizleri sürükleyen bir dışişleri bütçesine, ama en önemlisi de nasıl bir savunma bakanlığı ve nasıl bir savunma bakanı bütçesine onay vermemizi istiyorsunuz? Bir ona bakmamız gerekiyor. 1972 yılında orduya girdiğinde ordunun tüm askeri öğrencileri gibi hayali bir gün genelkurmay başkanı olmak isteyen birisine 2015 yılında bu hayal nasip oldu. Ancak bu genelkurmay başkanı, şimdiki bakanımız, bugün bazı eleştirilere muhatap olacak. Madem ki üniformayı çıkardı, madem ki siyasileşti, madem ki bir siyasi partiye hem de istifa etmeksizin, istifasını biz duymadan bakanlığını öğrendik, bazı eleştirilere muhatap olacak. Üçüncü kolordu komutanı iken, şu an hepimizin ama o zaman sadece Cumhuriyet Halk Partisi ve cesur bir avuç yurtseverin kumpas dediği davalarda, kumpas mağduru bütün subay, assubay, amiral, general bir şeyi bekliyordu. Bir bilirkişi raporu gelsin de bunun kumpas olduğu ortaya çıksın diyordu. Etkili bir bilirkişi görevlendirmesi bekliyorlardı. O günün üçüncü kolordu komutanı, bugünün Milli Savunma Bakanı kendi icra subayını görevlendirdi. Herkes şaşırdı. Ahmet Erdoğan berbat bir uzman görüşü yazdı. Ve balyozun gerçek olduğu sonucuna varıldı. Bütün hayaller çöktü. O Ahmet Erdoğan bugün FETÖ'den firaridir arkadaşlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin atama ve terfi düzeninin tamamen FETÖ'nün eline geçtiği 2013, ki kanıtımız şudur: 15 Temmuz'da 2013 yaşında general yapılan 25 tane karaca albayın 15 tanesi, amiral yapılan 9 denizci albayın 8 tanesi 15 Temmuz'un ertesi günü sürülmüştür. O yaşta beklenen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu'dur. Ama tüm beklentilerin ve teamüllerin aksine şimdiki Milli Savunma Bakanı atanacaktır. ABD'nin aleni bir şekilde YPG'ye silah vermeye başlamasından birkaç ay sonra 2003 yılında Mehmetçiğin kafasına Süleymaniye'de çuval geçiren Odrenoyo'dan bugünkü Milli Savunma Bakanımız Üstün Liyakat Lejyonu madalyasını almıştır. Bu Mehmetçiğin kafasına çuval geçiren Amerikan komutandan, o çuval olayından yıllar sonra ve YPG'ye silah sevkiyatı başladıktan haftalar sonra. Şimdi kimden bahsediyoruz? 15 Temmuz günü saat 16'da darbeyi haber alıp, darbeye karışanların oranı %1,5, karışmayanlar 98,5 iken, eski bütün mevkidaşları, genelkurmay başkanları, kimse birliklerini terk etmesin emri verilseydi 98,5 oradayken o 1,5 darbeye karışmazdı derken, darbeye karışmayacakları evine yollayıp karışacaklara kışlaları teslim eden birinden bahsediyoruz. Kimden bahsediyoruz arkadaşlar? Yeni Şafak'ın, Yeni Şafak'tan okuyup da yere göre sığdıramadığınız bir gizli tanık var, adı Abdullah. Abdullah diyor ki kara havacılık davasında açık açık, onun söylediği herkes de FETÖ'nün en önemli damarı deşifre edilmiş. Yeni Şafak yazarları Abdullah'ı yere göre sığdıramıyor. Abdullah şöyle bir ifade kullanıyor. Kayıt altında bu. Hulusi Akar bizim kardeşimizdir. Şu ana kadar çok hizmet hizmetler yaptı. Bundan sonra da esas büyük bir hizmeti olacaktır. O hizmeti hepiniz göreceksiniz. Çok büyük bir hizmet olacak demiş biri Abdullah'a. Kim? Fethullah Gülen söylemiş. Bunu ben söylemiyorum. İtibarlı gizli sanığınız Abdullah söylüyor. Ve rejime kasteden bir anayasa değişikliği hayata geçmek üzereyken, bununla ilgili muhalefet partileri aday arayışı içindeyken, MİT Başkanı ile birlikte helikopterle bir önceki Cumhurbaşkanı'nın bahçesine inip o seçime apoletlerin ve o seçime militarizmin gölgesini düşüren birinin şu anda Milli Savunma Bakanlığı'ndan bahsediyoruz. Madem ki çıktı üniforma, eleştiri olacak Sayın Bakan. Demokrasilerde Milli Savunma Bakanı da eleştirilecek, Genelkurmay Başkanı da eleştirilecek. Ama en önemli eleştiri şu:
En önemlisi kahraman yurtsever arkadaşlarınız, da varan kusurlarınızla dava arkadaşlarınız, mücadele arkadaşlarınız, silah arkadaşlarınız, sizinle omuz omuza ölmeyi göze almış arkadaşlarınız hepsi cezaevindeyken en büyük eleştirileri bizzat bana, Vela Baba'ya ve Nurettin Demir'e, dönemin cezaevi komisyonu, bizi bir kez bile ziyarete gelmedi sitemleri ve Maltepe cezaevinde hayatını kaybeden Murat Özenalp'in cenazesine bile katılmamanız varken, yapmadığınız ziyaretler ve katılmadığınız taziyeden sonra iki tane yaptığınız ziyareti size sormak isteriz. Bir, Nuri Pakdil. 1923 değerlerimizden kopma dönemidir. Alkışlayın. Atatürk'e firavun diyen Nuri Pakdil'i ziyaretiniz grubunuzdan alkış alıyor. Biz de bu grubu alkışlıyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi bakın, bu ziyareti hatırlayacak mısınız? Türk Silahlı Kuvvetlerine hakareti alışkanlık haline getiren Akit gazetesinin yazısı. Mehtap Yılmaz nezle olmuş. Sayın Akar üzerinde üniformasıyla Mehtap Yılmaz'ı ziyaret ediyor. Hadi bu ziyaretin de arkasında durun. Çünkü bu Mehtap Yılmaz, Afet İnan'ın Çankaya Köşkü'ndeki odası Atatürk'ün odasının yanı başıydı. Birlikte ama yalnız denecek utanmazlığı yazacak aşağılık bir kadınken. O Mehtap Yılmaz daha 15 yaşında Atatürk'le yakınlaşmasının resmen bildiriyi yayınlarcasına ifşa ediyor diyen bu utanmaz kadını siz ziyaret ettiniz Sayın Akar. Atatürk'ün manevi kızını Atatürk'ün önce nargile sonra alkol içirip sonra onunla birlikte olduğunu iddia edecek kadar şuursuz, ahlaksız, vicdansız bir iftiracıya gidip de ziyarette bulundunuz ya Sayın Bakan. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak makamlara saygılıyız. Ama keşke öyle bir genelkurmay başkanlığı yapmasaydınız. Olmaz olsaydı öyle genelkurmay başkanlığı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 35. birleşiminin 8. oturumunu açıyorum. 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2017 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu tasarısının görüşmelerine devam ediyoruz. Komisyon yerinde en son Sayın Bakan'a, Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'a 2 dakika süreyle söz vermiştim. Yerinizden mi, kürsüden mi kullanmak istersiniz Sayın Bakan? Buyurun, yerinizden kullanmak istiyorum. Ancak hani bize şahsımıza, bizler şahsımıza hedef alarak yapılan konuşma 7 mi, 10 dakika mı oldu? Efendim bunu 2 dakikada cevaplamak mümkün değil. Tamamen şahsiyet yapıldı. Ben size ek 1 dakika daha süre teşekkür vereceğim. İç düzük hükümlerine ben öncelikle, göre elimdeki öncelikle, yetkileri bu doğrultuda kullanacağım Sayın Bakan. Ediyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle büyük bir ciddiyetle, büyük bir samimiyetle tamamen devlet ve millet meselesi olan savunma ve güvenlik konularını takdim ettikten sonra tamamen önceden hazırlandığı belli olan ve şahsiyet yapılan bu konuşmayı başlangıçta kınıyorum. Sonunda kınıyorum. Ortasında kınıyorum. Birincisi bu. İkincisi efendim gerçekten bu arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bu konular sağda solda bilen bilmeyen herkesin konuştuğu konular, bu bir fırsat oldu. Çünkü mahkeme dosyalarında, tutanaklarda, devletin kayıtlarında var olan şeyleri bilmeden sadece kulaktan duyulan şeylerle ahkam kesenlere karşı cevap verme bakımından bir fırsat oldu. Efendim tamam. Bir, bu söz konusu bilirkişi raporunda benim dahlim yok. Bunu herkes biliyor. Bütün kayıtlarda var. Bütün kayıtlarda var. Erdoğan. Sayın milletvekilleri. Sayın milletvekilleri lütfen. Bütün kayıtlarda. Sayın Bakan. Bütün kayıtlarda. Sayın Bakan. İncelendiği takdirde. Değerli milletvekilleri lütfen. Değerli milletvekilleri incelendiği lütfen. Takdirde. Arkadaşlar dinleyin. Dinleyin. Sayın Bakan lütfen sakin bir bütün şekilde kayıtlarda sürdürelim. Ahmet Erdoğan'dan kişinin benim icra subayım olmadığını, onun bilirkişi olarak atanmasına benim dahilimin olmadığını, birlikte olmakla beraber benim dışımda diğer personel tarafından böyle bir görevlendirme yapıldığını,
birden kayıtların hepsini inceleyen bilir. İnceleyin. İkincisi, bir şehit, şehitlerimiz oldu. Haberiniz var mı yok mu? Efendime söyleyeyim. Bunun üzerine Gaziantep Hastanesi'ne, Antep Hastanesi'nde yaralılarımız vardı. Yaralılarımız ziyarete gittiğimizde o üniformamızda, arkadaşımızın gösterdiği üniformalı şekilde kara, deniz, hava arkadaşlarımla beraber, kuvvet komutanlarıyla beni kapıda dinleyin. Değerli, değerli. Dinleyin. Sayın Bakan. Dinleyin. Sayın Bakan. Sayın Ağababa. Sayın Bakan lütfen. Sayın Milletvekilleri. Cevap veriyorum arkadaşlar. Lütfen. Sayın Milletvekilleri. Lütfen. Cevap Sayın veriyorum. Bakan, dinleyin. Sakin bir şekilde cevap dinleyin. Verin. Sayın Bakan. Dinleyin. Kapıda beni rektör, vali, belediye başkanı karşıladı. Antep Devlet Hastanesi'nin kapısında. Ve rektörle beraber, hastanenin baştabibiyle beraber gazilerimizi ziyaret ettik. Bu ziyaret sırasında üst kata kadar asansörle çıktık, aşağı doğru yürüye yürüye iniyoruz. Tam oradan kapıdan geçerken burada da dedi benim eşim yatıyor, eşim bulunuyor. İçeri girdik, orada gördüm ben o gazeteci hanımefendi olduğunu. Serumlu, merhaba geçmiş olsun dedik. Geçmiş olsun dedik, evet. Evet. Sayın Özel. Ya yanımızda şahitler var, hepsi var. Sayın Özel lütfen. Sayın Özel. Sayın milletvekilleri. Ve oraya da bir dakika lütfen veya iki dakika oturduktan sonra kalktık devam Sayın ettik. Bakan, lütfen siz de. Efendim burada hastanedeki arkadaşlarını ziyaret etmedi diyenler. Arkadaşlarını ziyaret etmeyen alçaktır. Bakın orada sizin milletvekili Mehmet Ali oturuyor. Mehmet Ali kaç kere geldi bu hastalığa? Hastalığından çıkmadım ben. Arkadaşlarımın hayatını kolaylaştırmak için her türlü riske aldım ben. Adli müşavire rağmen, savcıya rağmen, hapishane müdürüne rağmen her türlü riske aldım. Dinleyin. Sayın Özel. Efendim, diğer bir husus, önemli bir husus. Efendim, bu madalya meselesi, dillere dolandı bu. Arkadaşlar, sayın milletvekilleri, bilmeyenler lütfen açın internete bakın. Bu bir adet gibi, bu bir gelenek gibi, bu bir efendimiz usul gibi olmuş. Devam edin sayın bakan, buyurun. Madalya almayan yok. Bunun bir anlamı da yok. Gittik oraya patır küldür, verdi de paldır küldür. Ne talebimiz var, ne şeyimiz var. Ve bir, iki, sayın bir dakika Özel. Onu da söyleyeyim. Sayın Özel. Ben bunu şimdi oradaki Odierno'yu korumuyorum. Fakat bilginizi tazeleyin. Çoğa geçiren bu değil. Hayır değil ya. Allah. Sayın Bakan değil. Karşılıklı konuşmaya gerek yok. Siz açıklamalarınızı... Arkadaşlar yapın. önemli bir konuda, diğer bir konuda. Efendim ben Nuri Pakdil'e gittim. Ya ben terör örgütünün başına gitmedim. Ben efendime söyleyeyim bir hırsıza gitmedim, uğursuza gitmedim. Efendim gittiğimiz yer bir hasta ziyareti niteliğinde Turizm Bakanlığı'nın ödül verdiği, Cumhurbaşkanımızın devlet madalyası verdiği bir sanat ve edebiyat adamı. Bunu ziyaret et, süt mu suç mu? Ayrıca biz siz söylemeden söyleyeyim. Necip Fazıl Kısagürek'le lisede öğretmenimizin götürmesi suç mu? Ama Atatürk'e, millete bayrağı diyen neler var? Onları niye görmüyorsunuz? Lütfen karşılıklı olmasın. Sayın Bakan siz açıklamalarınızı... Evet, bitiriyorum. Arkadaşlar bir diğer önemli konu. Sayın bunun için de size teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiğiniz için. Saat 16'ya kadar, saat 20.30'a kadar darbe lafı yok 15 Temmuz'da. Yemin ediyorum yok böyle bir şey. Saat 18.30'da böyle bir efendim müfettiş kaçırma olayı duyduğumuzda saat 18.30'da bilen bilmeyen konuşuyor. Emeklisi muvazzafı. Bunlar doğru değil. 18.30'da bizzat verdiğim emirle ceridelerde var. Mahkeme dosyalarında var. 18.30'da verdiğim emir uçakları indirin, uçak kaldırmayın. Tedbiren. Bu emir saat 19.20'de örnek olarak veriyorum. 19.20'de Kars'ta
Kars'taki efendim özellikle havalanında 19.10'da Hava Kuvvetleri Komutanı'nın telefonunda oradaki harekat merkezinden yayıldı hepsi. Bir. İki. Saat 20.30 civarında içeri o alçaklar girdiler ve kafamıza tabancayı dayadılar. Başımıza geçeceksin dediler. Ve ben bunu reddettim. İçinizde yatağa yattığınız zaman düşünün. Kafanızda tabanca varken hayır diyebilecek kaç kişi var? Denemeden söylemeyin. Denemeden söylemeyin. Deneyin. Deneyin. Arkadaşlar, burada Sayın Özel'in söylediklerinin hepsini dikkatle dinliyorum. Benim sizden ricam, efendim AK Parti grubundan ricam, lütfen dosyalara bakın, dosyaları inceleyin. Bunların hepsinin açık, seçik, övünecek cevabı var. Akıncı'ya götürdüler. Etrafımızda silahlı insanlar, bir sürü asker, tek başıma oturuyorum. Bütün o alçakların önünde. Önüme iki sayfa çıkardılar. Bunu okuyun, imzalayın dediler. İmzalamadım. Sayın Özel'in, Sayın Özel'in, Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, bizim ebedi başkomutanımız Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Özel'in teröristlere dahi söylemediği, terör örgütlerine kadar söylemediği bir hususu, bir genelkurmay başkanına 49 yıl hizmet yaptım ben. 49 yıl! 49 yıl! Bütün savcıların gözü önünde, bütün milletvekillerinin gözü önünde, hakimlerin gözü önünde, generallerin, amirallerin gözü önünde. 49 yıl! Bir genelkurmay başkanı, bir genelkurmay başkanının istifa ettiğin haberi yok. Haberiniz olur veya olmaz. O Sayın Bakan, son bir dakika daha veriyorum. Buyurun bağlayın lütfen. Emekli oldum. Emeklilikten sonra bu işe demokrasinin böyle gelişmesi, Atatürk ideallerinin gerçekleşmesi, medeniyetin, muhasebe medeniyete gitmemiz sizi niye bu kadar rahatsız ediyor? Ve ben bunu kınıyorum. Keşke sizin gibi Atatürk'ümüzün partisinde bir grup başkan vekili olmasaydı. Bir, karşınızda yıllarca yukarıdan aşağı doğru azarlayacağınız insanlar olabilir. Bir, atanmış olarak artık seçilmişleri azarlama hakkınız yok, hakkınızı bilin. İki, her şeye bir mazeretiniz var. Şunu söyleyemiyorsun. Ben bu kadını ziyaret ettiğimden pişmanım demiyorsun. Bu kadını ziyaret ettiğimden pişmanım, özür diliyorum demiyorsun. Dur. Bekle. Lütfen İkinin, sayın milletvekilleri. Benim atamamın yapıldığı yaşın 9'da 8 amirali, 15'te 9 generali, FETÖ'cü çıktı demiyorsun. Çıkmadı demiyorsun. Sen balyoz Ergenekon mıntıka temizliği yaptı. Ben otobandan ilerledim. Onu söylemiyorsun. Diyorsun ki senin gibi bir grup başkan vekili olmasaydı. Şimdi son sözüm şu. Sayın Hulusi Akar, benim partime bak. Onların içinde bir tane bile keşke Özgür Özel gibi grup başkan vekili olmasaydı diyen yok. Ama senin silah arkadaşların sana hakkını helal etmeyerek öldüler. Hakkını helal etmeyerek öldüler.